İDEF 2021 fuarında DASAL Havacılık 150 kilogram yük taşıyabilen yeni insansız hava aracını tanıttı. DASAL İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Onur Güzelmeriç sorularımızı yanıtladı. Burada Altınay'la Aselsan'ın ortak şirketi DASAL ilk defa katılıyor ve çok sayıda yeni ürünü fuarda sergileniyor. Merhabalar, iyi fuarlar diliyorum öncelikle. Çok teşekkür ederiz, sağ olun Tolga Bey. DASAL'ın bu fuarda ön plana çıkardığı ürünler nedir diyeceğim ama her şey ilk defa galiba burada gösteriyor. Öyle hatırlarsanız sizin de ilk 31 Aralık 2020 tarihinde bir röportaj yapmıştık. O zaman ürün gamımızın genişlediğinden ve hangi yönlere gitmek istediğinden bahsetmiştik. Bugün nasip oldu size verdiğimiz sözlerin, anlattığımız bilgilerin üstünde bilgileri burada sergileme fırsatı bulduk. Esasında biz yavrularımızın hiçbirini birbirinden ayırmak istemeyiz. Tam arkamda görmüş olduğunuz 150 kilo kargo taşıma kapasiteli kargo 150 esasında flagship'imiz diyebiliriz. Çünkü Avrupa'dan Çin Seddi'ne kadar gerçekten bu segmentte kargo taşıyabilen ve bunu oldukça uzun süre 45 dakika kadar taşıyabilen başka bir hava aracını rotorlu olarak görmüş değiliz. Bunu ilk defa da Türk mühendisleriyle yerli ve milli olarak gerçekleştirmiş olmanın gururunu taşıyoruz. 150 kilo çok ciddi bir yük. Bununla ilgili hem askeri hem sivil görevler neler hedefliyorsunuz? Burada bize gelen ihtiyaçlar genelde çeşitli kargoları taşımak, çeşitli üslerimizin, karakollarımızın ihtiyaçlarını karşılamak. Bunun haricinde birlikler arası kargoların taşınmasını sağlamak bu mühimmat da olabilir. Sivil alanda da esasında oldukça büyük fırsat görüyoruz biz. Adalara kötü hava şartlarında, deniz unsurlarının hareket edemediği zamanlarda bazı gıda, sıhhi kargoların taşınması ya da yüksek olan bölgelerde, kar olan bölgelerde, Doğu Anadolu'da buradaki köylerimize çeşitli desteklerin yapılması. Onun haricinde maalesef ülkemizde gerçekleşen doğal afetlerde sel olsun, deprem olsun bu gibi alanlarda AFAD ve diğer unsur kurumlarımızın acil olarak belli bölgelere götürmek zorunda oldukları kargoların taşınması gibi bir sürü konuyu esasında dile getirebiliriz. En son yangın afetinde de gördük ki itfaiye erlerimizin çalıştığı yüksek dağlara onların su ihtiyacını karşılayacak, enerji ihtiyacını karşılayacak gıda ve sıvıları iletmekte sıkıntı yaşadığımız zamanlar oldu. Bu gibi durumlarda gerek kargo 150, gerek onun arkasında gördüğümüz kargo 75 çok önemli bir destek unsuru olarak görevini başarıyla yerine getirecektir diye düşünüyoruz. Burada önemli aşamaların çoğunu geçtik. Bunun da videosunu hem kendi sosyal mecramızdan hem de TRT'de yapılan bir haberde yayınladık. Bunu izleyenler aşamanın ne kadar ileride olduğunu görebilecekler diye düşünüyorum. Bir altına gelelim. 150 kilodan sonra 75 kilogram taşıyan Albatros üzerinden yaptığınız model var. Evet. Bununla ilgili ne durumdasınız? Burada da Albatros'un kargo modelini kargo 75 olarak adlandırdık. Bir de orta sınıfta kargo 15 modelimiz var. Benzer ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan ürünler bunlar. Ama işte Albatros kargo 75 4x4 bir kamyon üzerinden hareket edebilen, kargo 15 ise 4x4 pick-up'lar, jipler üzerinden hareket edebilen, yani farklı ihtiyaçlara yönelik sadece kendi uçuşumuzu değil, bunun hangi unsurlarla taşınıp belli bölgeye aktarıldıktan sonra seri olarak bir lojistik hattı kurmasını sağlaması üzerine planlamamızı yaptık. Yine Albatros'a dönersek bunun 5.56 makineli tüfek, TÜBİTAK-SAGE ile ortak çalışmamız olan dörtlü TOGAN bombası ve bunun haricinde başka bir firmayla çalıştığımız MikroGAN 6'lı döner namlulu 5.6 mm silahla olan versiyonlarında çalışıyoruz. Bunların kendi aralarındaki kombinasyonlarını da çalışıyoruz. Yani aynı anda hem makineli tüfek hem TOGAN bombasının kısaltılmış ikilisini ya da ikili TOGAN bombasıyla MikroGAN'ı, MikroGAN'la kargoyu aynı anda taşıyabilecek kapasitelere sahibiz. Burada kargo olarak düşündüğümüz paketleri
mühimmat ve mermi olarak da adlandırıp dolayısıyla daha uzun bir süre görev almalarını sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Albatros'la ilgili burada demosunu gösterdiğiniz, modelini gösterdiğiniz bir başka görev de sanıyorum orman yangınlarına müdahale edecek bir yapıdaki tasarım, altlarında söndürücü sistemler taşıyor. Biraz da bu model hakkında bilgi alabilir miyim? Tolga Bey, biz yine Aralık ayında buluştuğumuzda size bu konularla çalıştığımızı söylemiştik. Maalesef yakın zamanda başımıza gelen bu felaketten dolayı değil, esasında uzun olan çalışmaların bir sonucu burada gördüğümüz olan model. Bu model 24 tane yangın topunu, ki bunlar özel sensörlü toplar, bunları da özel olarak geliştirdik. Yangının içinde değil üstünde patlayarak havayla olan ilişkisini kesmek ve böylece itfaiye birliklerine oraya ulaşma noktasında vakit kazandırmak üzere planlanmış. Aynı zamanda sağ ve sol tarafında da 16'şar tane lançerle yine kuru kimyevi madde, aerosol ya da sıvı kaf gibi malzemeleri belirli noktalara atmak suretiyle yangınların yayılmasını, genişlemesini engelleyecek. Tabiri caizse yılanın başı küçükken ezilir diyeceğimiz şekilde yangınların ilk önleyici ve yayılmasını engelleyici müdahale yapacak ürünler olarak tasarlandı. Burada gördüğümüz ürünün haricinde esasında daha geniş bir gamımız var. Fakat bu durumu yine bu felaketten dolayı kendi adımıza bir avantaja çevirmemek adına bu ürünlerin hepsini buraya getirmedik. Ama çeşitli kurum ve kuruluşlarla bu fuarda da gördükleri üzere bu ürünlerin işlevselliği, sahadaki testleri ve denenmesi üzerine görüşmelerimizi yaptık ve bunları yapmaya devam ediyoruz. Tabii ki onların özel ihtiyaçlarını karşılamak adına Altıray grubundan gelen proje bazlı çalışma yeteneğimizi, mühendislik yetenek ve kabiliyetlerimizi de burada masanın üstüne yatıracağız ve belki de bazı ürünleri farklılaştırmak, düşündüğümüz bazı şeyleri bu yeni yangında kazanılan tecrübelere göre farklılaştırarak daha etkin ve verimli olmalarını sağlamak üzere devletimizin hizmetine sunacağız. Onur Bey, ben de tabii büyüklerden girdik, lafı bir türlü ufak sistemlere getiremedik. Daha ufak olan farklı farklı görevlerdeki sistemlerle ilgili burada fuarda söylemek istediğiniz yeni müşteri, yeni pazarlar, yeni gelişmeler neler var acaba? Peki, orta sınıf esasında bizim oldukça ümit vaat eden bir sınıfımız. Çünkü bu sınıfta demin bahsettiğim buraya getirmediğimiz 6 kadar farklı yangın çeşidinin haricinde esas programımızda bu programın liderliğini üstlenen 2 modelimiz var. Bunlardan bir tanesi Kartal. Kartal drone avlama özelliğine haiz. Fakat bunu tek başına tek bir sistemle yapmıyor. İçerisinde 3 farklı modüler yapıya sahip. Radardan aldığı bilgilere göre tehdit drone'un üzerine doğru gidiyor. Ve tehdit drone'un tehdit seviyesini ve hatta faydalı yükünü görüntü işleme ve diğer yapay zeka çalışmalarıyla değerlendirerek onun üzerine bir ağ atılmasını ya da bir ağ ile süpürülmesini sağlıyor. Ayrıca yine çalışmamızda dronlara karşı özel mermi sağlayan ve saçma sistemiyle çok geniş bir hacimde 7x7'den 100 metreye kadar bir hacimde bir bilye duvarı oluşturan mermileri fırlatabilen silahları da konumlandırdık ki böylece birden fazla drone saldırısına karşı etkili bir avcı olabilsin Kartal diye. Solumda gördüğümüz Doğan ise 5.56 makine tüfek sistemine sahip. Bunun da videolarını yayınladık. Geldiğinizde konuşmuştuk, bu aracımızı geliştirdik. Şu anda iki eksenle hareket edebilen mükemmel bir stabilizasyon sistemine sahip. Atış sırasında kesinlikle bir geri tepme etkisi araca lanse edilmiyor pedestal tarafından. Bu şekilde de %90'ın üzerinde bir hedef vurma kabiliyetine erişmiş oluyoruz. Sistemin etkinliğini arttırmak için aynı zamanda yazılımsal olarak görüntü işleme, hedef tanımlama, tespit ve takip özelliklerini de eklemiş olduk. Bu sebepten dolayı aracın kendi kamerasının haricinde silahın da bir kendi kamerası üzerinde bulunuyor. Bunun dışında, bunlar askeri görevlerin dışında çeşitli sivil görevler, ilaçlama olsun, tarımsal olsun veya başka amaçlı görevler için ne tür sistemleriniz var? Biraz da onlardan söz etmek istiyorum. Tabii.
Tabii arama kurtarma modülümüz esasında bence çok önemli. Çünkü şu arkada gösterdiğimiz arama kurtarma modülünde 8 farklı görevi icra edebilen farklı alt modüller eklenmiş durumda. Özellikle hoparlör, mikrofon, bunlar kazazede ile iletişim kurulmasında, onların sesinin duyulmasında oldukça faydalı unsurlar. İp taşıma sistemleri, vinçle beraber erzak ve giyecek taşıma, yani uzakta bulunan bir kişiye biz drone'la onu tespit ettikten sonra eğer birlikler 30-40 dakikada ulaşacaksa onun o anki ihtiyacını, su ihtiyacını, gıda, protein, enerji ihtiyacını, şekeri ona iletmek durumundayız. Eğer zorlu hava koşulları varsa içerisinde sıkıştırılmış bir battaniye ile onun kendini örtmesini, ısıtmasını ya da ıslandıysa üstünü değiştirmesini sağlayabilecek paketleri, alt paketleri içerisinde düşündük. Ayrıca aydınlatma için ışık da mevcut. Bu ip taşıma sistemi de özellikle sel felaketlerinde köprü kurabilmek, bu köprüler üzerinden karşı tarafa özel makinelerle geçilmesini sağlamak adına tasarladığımız basit ama etkin çözümler. Kargo 15 modülümüz de var ufak alanda, bunu bahsetmiştik. Bir de bunun haricinde ilaç taşıma ile ilgili özel bir kutu çalıştık. Bir iş ortağımızla beraber eksi 70 derecenin altında tıbbi malzemeleri taşıyacak şekilde uzun bir süre, uçuş süresi boyunca onu koruyacak şekilde bir özel tıbbi kargo modülünü de düşünüyoruz. Asayiş İHA diyebileceğimiz, adlandırabileceğimiz çeşitli toplumsal olayları da kontrol altına almada güvenlik güçlerimize destek verecek, çeşitli sis ve göz yaşartıcı bombaları kullanabilecek modülümüzü de yine bu orta sınıf içerisinde hayata geçirdik. Orta sınıf burada biraz geniş gibi gözükse de tam şurada görebileceğiniz gibi kollarının katlanabilir olması hali hazırda envanterde bulunan işte hafif ticari diyebileceğimiz Ford'un olsun, Fiat'ın olsun ilgili araçların arka tarafında taşınacak şekilde tasarlanmış durumda. Bu da lojistik bakımından önemli bir avantaj sağlıyor. Kullanılabilirliğini hızlandırıyor. Tüm araçlarımız zaten 5 dakikanın altında kuruluma hazır hale geliyor. Bu da hem mekanik mühendisliğimizin hem de ergonomide kazandığımız tecrübenin bugünlere taşınması ve hayata geçirilmesiyle ortaya çıkmış özellik. Bu arı kuşu gerçekten de küçük bir kuş. Bu şekilde adlandırdık. Çok özel bir sistem. Yine çevre coğrafyamızda, hatta kıta Avrupa'sında ve Asya'da buna benzer bir sistemi henüz görmedik. Kendisi hareketli araçlardan, kara ve deniz unsurlarından 30 km hıza kadar seyir halindeyken dahi otomatik olarak kalkış ve iniş yapabilen bir İHA. Aynı uzay filmlerinde olduğu gibi aracın üstüne konumlandırılmış olan özel araç üstü istasyonun kapakları açılıyor. Bu kapağın içerisinden bir pist çıkıyor. Bu pistin üstünde konuşlandırılmış olan İHA'mız uçuşa ve göreve gidiyor. 25 dakika kadar sonra geri döndüğünde ise tekrar pistin içine girince içerisindeki özel mekanizma üstündeki boşalmış olan bataryayı hiç el değmeden otomatik olarak çıkartıyor ve ondan sonra o mekanizmayı döndürerek dolu bataryayı aracın arkasına denk getirip tekrar onu dolduruyor ve tekrar uçmasını sağlıyor. Tüm bunlar 45 saniye 1 dakikanın altında gerçekleşiyor. Buradaki en büyük avantaj ne? Hiç insan eli değmedi. Hiçbir görevli araçtan çıkmadı. Onun güvenliğini, sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir şekilde bir işlem olmadı. Son olarak da birazcık tepede göreceğimiz altta özel sisteminin yer aldığı baykuş sistemimizi ve onun yanındaki bullet drone'umuzu görebiliriz. Bu bullet drone tehdit dronlara karşı gerçekleştirilmiş, tasarladığımız bir ürünümüz. Otomatik olarak çok kolay bir şekilde lançerlerden ya da elden atılabiliyor. Ve tehdit drone'u çarparak bir mekanik hızla onun düşürülmesini sağlıyor. Baykuş ürünümüz ise kablolu bir ürün. Kablolu ürünün avantajı ne? 7/24 görev yapabiliyor. Çünkü burada iş ortağımızla beraber tasarladığımız bize özel olan enerji ve makara sistemi onu 60 ila 100 metre aralığındaki yükseklikte sürekli havada tutuyor. Bu da
sınırlarımızın korunması, sınır güvenliği, kamu güvenliği, bazı kritik binalarımızın, rafinerilerimizin, kritik fabrikalarımızın, bazı ciddi önemli devlet binalarımızın sürekli korunması ve burada güvenliğinin sağlanması, istihbarat ve görsel bilgi toplanmasında oldukça önemli bir etken. Burada 300 metre mesafeden özel kameralarımızla trafik plakalarında okumak kaydıyla esasında polislerimize de bazı özel noktalarda bu tip ürünleri konumlandırarak kimsenin de farkına varmadan gözetleme yapmalarını sağlama imkanını sağlamış olacağız. Buna benziyor esasında aynı platform üzerinden çoğullaştırdığımız bir sistem. Ulak şirketiyle Aselsan iştiraki olan Ulak Haberleşme ile beraber geliştirdiğimiz bir LTE projemiz var. Onlar kablolu değil, onlar yerleşmiş olan LTE ağı üzerinden gerek uçuş, gerek data link, gerekse araçtan toplanan bilgilerin merkezdeki istasyona, yani o bölgede bulunan yer istasyonuna ya da altyapı müsaitse başka bir lokasyona, yani Edirne'deyken Ankara'dan görüntünün anında alınabilmesine imkan sağlayan bir sistemden bahsediyoruz. LTE bazlı olmasının bir avantajı da data linklerin, haberleşmenin çok yoğun ve kuvvetli ve kaliteli olmasını sağlamak kaydıyla uçuş sürelerinin de artmasını sağlıyor. Çünkü uçuş sürelerinin önemli kriterlerden bir tanesi ya da mesafede daha doğrusu buradaki data linkin kalitesi. LTE bunu çok üst seviyede ULAK sayesinde sağladığı için biz de normalde standalone bir şekilde hava aracımızın uçabileceği uzaklıktan çok daha fazla mesafelere gidip geri gelebiliyoruz. Ya da atlama sistemiyle bir sonraki yerde inip bataryayı değiştirip görevine devam etmesini sağlıyoruz. Burada bu tip networkler, ağlar ve fikirler üzerinde çok çalışıyoruz. Aynı şey yangın için, tarım için, enerji hatlarının izlenmesi için, sağlık hizmetlerinin verilmesi ve hatta deprem anında kişilere bulunabilmesi, oradaki lojistik hizmetlerin kaliteli verilmesi gibi ya da oradaki haberleşmenin etkin sağlanabilmesi gibi çok alanda faydalı olacak çalışmaların altyapısını oluşturuyoruz. ULAK haberleşmedeki tüm arkadaşlarıma da bu vesileyle teşekkür ederim.